Sizlere bugün hem tatlı, hem tuzlu ve hem sade beşi tarifi vereceğim. Haydi buyurun, yapılışına geçelim. Lezzete Dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün beşi tarifi vereceğim. Bir paket kuru maya veya yarım yaş maya kullanabilirsiniz. Bir su bardağı ılık su. Bir paket kuru mayanın üstüne ekledim. Ve bir su bardağı ılık süt. Mayanız 2-3 dakika aktifleşene kadar bu şekilde bekletelim. Bir çay kaşığı toz şeker ve bir tatlı kaşığı tuz. Alıp karıştıralım. Ve 5 su bardağı un kullanacağız. Siz yine de ununuzu yavaş yavaş ilave edin. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bir şeylerin yumuşak olmasını istiyorsanız hamurunuzun yumuşak olması gerekiyor. Bu şekilde hamurunuz katılaşana kadar kaşıkla karıştıralım. Hamurumuzu artık elimizle yoğurabiliriz. Hamurunuz yumuşacık, böyle ele yapışan bir hamur olacak. Elinizi yıkayın ve tekrar hamurunuzu güzelce toparlayın. Hamurumuzun üzerine şöyle streç poşetle kapatalım. Dört buçuk su bardağı dan biraz fazla un kullandım. Bu da artan ve hamurumuzu oda ısısında yaklaşık 2 saat dinlendirelim. Hamurumuz çok güzel kabardı. Şimdi hamurumuzun havasını alalım. Elimize şöyle çok az yağ sürelim ki hamur yumuşak elimize yapışmasın. Hamurumuzu güzelce toparlayalım. Şöyle küçük küçük bezeler yapalım. Siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz pişilerinizi. Ben cevizden birazcık büyük, ceviz kadar yapacağım. İsterseniz bu tarifte işli de kullanabilirsiniz. Ben bu sefer farklı bir şekil vereceğim. Hepsini bu şekilde bezelere ayırın. Toplamda 13 beze elde ettik. Elimizi tekrar şöyle hafif yağlayıp açalım. Böyle de açabilirsiniz. İsterseniz merdane oklavayla da açabilirsiniz. Tatlı tabağı boyunda açtık. Şöyle çizikler atıyoruz. Bu işlemi bıçakla da yapabilirsiniz. Böyle bir kesici aletle de yapabilirsiniz. Bir şeylerinizi bu şekilde kesiyoruz. Ve kenara alıp tekrar 3-4 tane açacağım. Ve şu an tavamın altını da açtım. Bir çay bardağı sıvı yağ da aldım. Tavam şu an ısınıyor. Tekrar göstereyim istiyorum. Şöyle. Ve şimdi hazırlamış olduğumuz beşimizi yağ alalım. Beşilerimizi tavaya alınca şöyle birbirine yapışmasın diye çatal yardımıyla şöyle kenara alalım. Bir tane de kenarına alacağım. Kızardığı zaman ters çevireceğiz. Bu tarifi isterseniz böyle sade, isterseniz şekerli
İsterseniz de çok az şöyle tuz serpebilirsiniz. Üç şekilde de oluyor. Sık sık çevirelim. Ve yağımız kızgın olması gerekiyor. Bu tarif kesinlikle beşi yağ çekmiyor. Beşilerimizin tavanın kenarına alıyoruz bu şekilde. Ve bir tane beşiğimi tekrar yerleştirip çatal yardımıyla birbirine yapışmasın. Ve beşilerimizi servis tabağına alın. Ve sık sık ters çevirelim. Bu şekilde hem kabarıyor hem de yağ çekmeyecektir. Tekrar bir şey aldım. Ve şöyle kenarda yağ iyice süssün diye aldım. Bunu şekerli yapacağım. Şöyle üzerine şeker serpiyoruz. Çocuklar bunu çok seviyor. Mutlaka bu şekilde şekerli de yapabilirsiniz. Bu beşilerimin üstüne de çok az tuz serpiyorum. Çok az. Çocuklar bayılıyor. Şekerlisi de tuzlusu da. Ama çok az koyun. Tabi siz eğer diyetteyseniz hiç koymayabilirsiniz de. Bitirelim. Beşilerimiz hazır. Şekerli, tuzlu ve sade beşilerimiz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.